sınavından geçmektedir. Esasen sistematik olarak yıllarca devam eden geri için 2023 tarihinden bu yana ise katliam boyutunda aşan İsrail saldırıları izana da, insafa da sığmayan bir durumdadır. İnsan haklarının ayaklar altına alınarak kadınların, çocukların, hatta bebeklerin öldürülmesi nereden bakarsanız bakın açıklanabilecek bir durum değildir. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu zulmün, bu insanlık dramının devam ediyor olması ise kabul edilemez ve aklı selim bir düzleme en azından benim tarafından oturtulamaz durumdadır. Bugün görülen odur ki her devlet, her toplum ve her birey insan olmak ve daha da önemlisi insan kalabilmek noktasında kararlar vermek durumundadır. Alınan her karar ve gösterilen her çaba tarihe düşülmüş bir not olarak geçecektir kanaatimce, zannımca. Ve evet, en büyük sermayeleri tırnak içinde özgürlük olan, onun arkasına sığınan, deyim yerindeyse onun üzerinde tepinen, bu konuda tüm dünyaya dersler veren, medeniyet medeniyet diye dövünen, ülkelerin gösterdikleri tavır, aldıkları kararlar, yaptıkları ve yapmadıkları her şey, insanları ayırarak, toplumları ayırarak söylüyorum. Çünkü tabanda ciddi bir karşıtlık da görüyoruz tüm dünyada. Tarihe kara bir not olarak düşünmektedir. Milli mücadelemizin manevi ve fikri cephesini inşa eden şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, acaba medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar mıdır? İsrail'e tepki göstererek, buradaki İsrail'den kastımız elbette yönetimden, o zihniyetten bahsediyoruz. Sivillere yönelik katliamen, öğrencilere izin verdiği için Pensilvanya Üniversitesi rektörünün istifaya zorlanması ve sonunda istifa etmiş olması. İslam karşıtlığıyla da mücadele edilmeli diyen Harvard Üniversitesi rektörü ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün rektörünün ifadelerinin alınması ve sonunda bunların her birisinin istifa ettirilmiş olması, Filistin'e destek gösterileri yapan öğrencilerin kalmış canavardır ve bu canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların feryadını ve ahını görmemek mümkün değildir. Saygıdeğer konuklarımız, sözlerimin sonunda var olmakla olmamak arasındaki mücadeleyi Gazze ile veren tüm öğrencilerimizi, akademik ve idari insan kanalımızı tebrik ediyorum. Hepimiz insan olmakla olmamak arasındaki bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edildi. Sivillere yönelik eylemler mazur ve meşru görülemez. Bu durum insanlığın vicdanıyla açıklanamaz. Bu düşüncelerle bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçen İslam İlimler Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Erol Kırdar ile öğretim üyemiz Doçent Doktor Muhammed Yavaş'a şimdiden sunacakları katkılar için teşekkür ediyorum. Bugün bizleri kırmayarak aramızda bulunan Bartın'ın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan gazeteci yazar Güngör Yavuz Aslan'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Rektörümüze konuşmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz. Panelin moderatörlüğünü yapmak üzere İslam İlimler Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Erol Kırdar'ı ve konuşmalarını yapmak üzere ise İslam İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Muhammed Yamaç ile
Sayın Rektörü, kıymetli hocalarım, ilimizin önemli temsilcileri buraya gelip bu panelde panele teşrif eden misafirlerimiz, kıymetli öğrencilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Panelde konuşmacı olan Güngör Yavuz Aslan Beyefendi ile yıllar öncesine dayanan bir tanışmışlığımız, bir dostluğumuz var. Kendileri Bartın'da bulundular, büyüdüler. Burada bizleri kırmayarak Rektör Hocam'ın dediği gibi burada yer almalarından dolayı Rektör Hocam'dan sonra ben de kendilerine minnettarım. Kendilerine teşekkür ediyorum huzurumuzda. Yine hocamız, o bizden biri zaten. Onun için orada bir sorun yok. Bu panelde bir araya geldik. Ve Filistin'i anlamak konulu başlıkta özellikle Filistin'in iki alt başlık altında, yani onunla ilgili, Filistin'le ilgili daha önce öğrenci kulüplerimiz adı altında bir takım faaliyetlerde bulunduk, tepkilerimizi gösterdik. Üniversitemiz bu konuda girişimlerde bulundu ama bir gazeteci gözüyle de olayı burada yorumlanması belki öğrencilerimiz açısından daha iyi olacağını da ayrıca belirtmek isterim. Ben konuşmaya başlamadan önce konuşmacılarımızın kısaca özgeçmişleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. 1974 yılında Bartın'da doğan Güngör Yavuz Aslan, gazeteci yazar kimliğiyle tanıdık onu hep. Öyle bildik. Yüksek öğrenimini Zonguldak Karayolu Üniversitesi'nde tamamladı. Biz burada Bartın'da Gazeteciler Cumhuriyeti Başkanlığı yaptı. 13 değil mi? Yaptı. Ondan sonra şu anda zaten Türk dünyası Gazeteciler Cumhuriyeti Başkanlığı'nı yapıyorsun değil mi? Bildiğim kadarıyla. Evet. Kendileri aynı zamanda kitap da yayınladılar. O kitapların isimlerini söyleyeyim. Yükümüz Aşk, Kalemin Aydınlığında Bir Ömür, Bir Adım Ötesi Suriye başlıklı kitapları yayınlamıştır Yavuz Aslan, Sayın Yavuz Aslan. Aynı zamanda CNN Türk'te Dış Haberler ve Politika başlıklı alanda kendisi analist olarak görev yapmakta. Bunun dışında en önemli sizlere aktarmak istediğim noktaları bunlar. Kendileri Filistin'i anlamak başlığı altında şiddet sarmalında Gazze çıkmazı. Yani biraz işin şiddet tarafıyla ilgili konuşma yapacak. Yine kıymetli hocamız Filistin soykırımının teososyolojik yorumlamasını yapacaklar burada. Hocamız Doçent Doktor Muhammed Yamaç hocamız ise 1983 Lis doğumlu olup ilk öğretimini, orta öğretimini Bitlis'i de tamamlamış olup 2009 yılında İslam İlimler Fakültesi Ankara değil mi hocam? Ankara İslam İlimler Fakültesi'ni bitiriyor ama 2009 yılında bitiriyor ama 2004-2021 bir yıllar arasında da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Taşra Teşkilatları'nda aynı zamanda din adamı olarak görev oluyor değil mi hocam? Din insanı olarak. Yani buradan şu anlaşılıyor. Üniversite eğitimini, yüksek lisans doktora eğitimini aynı zamanda bu camia içerisinde çalışırken tamamlamış olduğu ortaya çıkıyor hocamızın. Kendileri de 2022 yılında Bartın Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi din bilimleri ana bilim dalında din sosyolojisi bilim dalında öğretim üyesi olarak göreve başlıyorlar ve çalışma konuları daha ziyade metaverse, yapay zeka, transhümanizm, dijitalleşme, darbe, din referanslı hareketler, evangelizm ve sosyolojik paradigmalar başlıklı genellikle çalışma konularını oluşturduğunu görüyoruz hocamızın. O yüzden de alt başlık altında daha çok teopolitik
teopolitiğini İsrail'in Filistin üzerindeki yapmış olduğu şiddet sanmamını bu yönünü inceleyecek hocamız. Bu açıklamalardan sonra ben acizane kısa bir giriş yapmak istiyorum. Daha ziyade Güngör Bey'den 1948 yılı sonrası işte ortaya çıkan bu şiddet sarmalını kendisinden günümüze kadar nasıl cereyan ettiğini izleyeceğiz. Ancak şöyle bir ben de bir girişler yapmak istiyorum. Mesela gençlerimiz işte İsrail sorunuyla, Gazze sorunuyla acaba tarihsel olarak ne derece bilgiye sahip onu da bilmiyorum ama soracağı sorularla belki onu da anlamış olacağız. Malum İsrailoğulları Hazreti Yakup soyundan gelmekte olup 12 tane kavim olarak yer aldılar. Ancak şu anda 2 tanesi kaldığı ifade ediliyor. Hazreti Yakup zamanından gelen İsrailoğulları işte Hazreti Musa zamanında bizi yaratan Yüce Rabbimizin Nil ve Fırat arasındaki topraklarda o bölgeyi İslamlaştırmak adına vaat edilmiş toprak olarak kendilerine sunmaları üzerine mücadele etmesi isteniyor Hazreti Musa'dan. Daha sonra Hazreti Musa bu mücadelede başarısız oluyor. Kendisinden sonra Kudüs'ü işte ele geçirmek için o oradaki İsrailoğullarıyla mevcut kitleyle bu işi başaramıyor. Ama Hazreti Yuşa zamanında bu Kudüs'ün ele geçirilmesi sağlanıyor. Hatta Hazreti Yakup ve dayanında da Hazreti Süleyman zamanında da gerçekten Süleyman Mabedi'nin yapılışına kadar giden bir gelişme oluyor. Daha sonra bu süreçten sonra Yahudilerin Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi iki bozgunculuk yapacaklarına dair bildirimleri üzerine birincisi işte bu Babil Krallığı zamanında işte peygamberlerin öldürülmesiyle sonra süre içerisinde orada Kur'an'da bildirilen işte size üzerinize daha güçlü toplumlar göndereceğiz hükmü vuku buluyor ve orada Babil Krallığı bu İsrailoğullarını ne yapıyor? O bulundukları yerden sürüyorlar. Ve hatta Babil'e kadar götürüyorlar. Sonra Perslerin Babil Krallığı'nı yıkması neticesinde Persler tekrar kendi olduğu topraklardan İsrailoğullarını geri getiriyorlar. Ve o yüzden Perslerle İsrailoğulları arasında aslında kadim bir ne olmuş oluyor? Geçmişte bir böyle bir bağ da var. Bu ayrıntıyı da dikkate almak lazım. Bu süreçten sonra işte ikincisi Kur'an'da belirtilen ikincisi bozgunlukları Roma dönemine tekabül ediyor. Roma döneminde de yine o dönemde Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini Hristiyanlar yine Yahudilere yüklüyor. Yahudileri suçluyorlar. Ondan sonra orada işte Roma kralı Titus başta olmak üzere gerçekten onlara karşı büyük bir zulüm yapıyor. Tekrar kovuyorlar. Avrupa'ya, Afrika'ya birçok yere Yahudiler oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra bu süreç bu şekilde devam ederken tabii sefil durumda olan Yahudiler hurdacılıkla işe başlayıp saraflığa giden bir başarı örneği sergiliyorlar. Diğer taraftan da ilimle uğraşıyorlar. Orada da gerçekten ilim dünyasında da önemli başarılar elde ediyorlar. Teknolojik olarak önemli başarılar elde ediyorlar. Ve onların Kabala inancına göre, Yahudi inancına göre de onlar inançlarına çok bağlı olduğu için de aynı zamanda ne oluyor? Bu zenginleşme bütün İsrailoğullarına yansıyor. Farklı bölgelerde olan yansıyor. Bu böyle süreç Abdülhamit zamanına kadar devam ediyor. Theodor Herzl diye bir gazeteci ön plana çıkıyor. Devletin işte İsrail devletinin kurulması için uğraşıyor ama Abdülhamit Han buna izin vermiyor. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasını bekliyorlar. O zaman şimdiki Amerika gibi kimi kaynaklarda %1, kimi kaynaklarda %5, %10 olan toprak satma olayı, işte Filistinlerin toprak satmına dair o olaylar cereyan ediyor. Ama bu %10'u aşmadığı söyleniyor bazı rivayetlerde. Bu şekilde Filistinlilerin arasına Yahudilerin yerleşmesi bu şekilde İngiltere'nin hamiliğinde büyük oranda gerçekleşiyor. Ama topraklarını satan Filistin halkı bunların
silahlı gruplarla mücadele, bir yandan mücadele başlaması durumu anlıyor, satışı bırakıyor. Ama 48 yılında Filistin devletinin ilan edilmesiyle Amerika'da 6 dakika içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde tanıyor. 48 yılından itibaren bugüne gelen o dünyaya artık insanlık sorunu haline gelen bu olay cereyan ediyor. Evet, 48 yılından sonra kıymetli 48 yılından sonra bu şiddet sarmalı nasıl cereyan ediyor? Her şeyden önce merhabalar değerli rektörüm, değerli dostlar. Şimdi her şeyden önce sizi kutluyorum. Panelimizin başlığı Filistin anlamak. Orada yakın bir zamanda 7,5 aydır devam eden bir mezarın bir soykırma. Dualarınızın yanında böyle bir duyarlılıkla yer aldınız. Hepiniz özel bir şey yapıyorsunuz. İlk önce bunu. Şimdi hazırlık yapacaktım panel için. Sonra karar verdim, çık konuş dedim. Hiçbir hazırlık yapmadan geldim. Değerli bir meslektaşım Gazze'de, Filistin gazeteci Muin'le Gazze'de yıllar önce gene benzer bir gelişmeler varken yayın öncesi karşılaştığımızda Muin dedim, Gazze'de neler oluyor dedim Filistin'de. Bunlar gene ne yapıyor dedim. Bana benim de bakış açımı değiştiren bir cümle dedi. Bunu dedi bana neden söylüyorsun dedi, siz düşünün Türkler dedi. Neden dedim. En son dedi Kudüs'ten Türk askeri, Osmanlı askeri çekildi dedi. 1917'de Osmanlı askerinin Kudüs'ün dönemi şartlarından çekilmesi. Yaklaşık o günden bugüne 100 yıla baktığımızda İngiliz mandası, 1947 dönemi Milletler Cemiyeti'nin aldığı Taksim kararı ve günümüze kadar soykırım, gözyaşı ve Siyonizmin vahşeti hiçbir zaman bitmedi. Ama bu 7,5 ayda Netanyahu, Gazze kasabı Netanyahu, kötülüğünün kitabını yeniden yazıyor çetesiyle birlikte. Bilinen bütün kötülükleri bir havuza topladı Gazze ve orada mazlum, özellikle çocukların üzerinden bir mezarın gerçekleştiriyor. Bir manşet atsak gazeteci olarak Gazze'de yapılan ne? Gazze'de yapılan özünde bir Müslüman katliamı. Türk televizyonlarında kendime bunu bir misyon edindim. Gazze'dekiler Hristiyan olsaydı ölmezdi. Bütün Avrupa ayağa kalkmıştı. Çünkü onlar kahverengi gözlü, kara kaşlı, kara gözlü Müslüman çocuklar. Çocuklar. Ne yazık ki Mehmet Akif Ersoy'un medeniyeti özeti bu. Medeniyet dediğim Batı medeniyeti söyle, tek dişi kalmış canavar. Canavar. Anlatacak çok konu var. Sizin değerli vaktinizi yormadan anlatacağım. 1947'de Milletler Cemiyeti bir karar aldı. Bugünkü Birleşmiş Milletler'in öncesini teşkil eden kuruluş. Filistin topraklarında, İngiliz mandası olan Filistin topraklarında iki devlet kurulacak. Onlar Yahudi devleti yani İsrail ve Arap devleti yani Filistin'e atıftı ediyor. 1948'de gayrimeşru İsrail, Siyonist Teşkilat tarafından ilan edildi. En büyük sloganları neydi o ilan ettiklerinde İsrail'e? Kudüs'süz İsrail, bakın. Kudüs'süz İsrail, mabetsiz Kudüs olmaz. Yani Mescid-i Aksa'nın olduğu yere Süleyman Mabedi'ne. Ve bunu kurmak da o Siyonist Teşkilat'ın bir ülküsü, bir hedefi. Büyük İsrail, Süleyman Mabedi'ni tekrar kuracağız. Ve o ütopyasını uçacağız. Bunun önündeki tek engel ne? Bunu yapmaları için tek engel ne? Kendi topraklarını savunan Filistin halkının yok olması. Sürgün, asimilasyon, sistematik soykırım. Yani Birleşmiş Milletler'in tanımladığı, resmi tanımladığı ve insanlığın kalktığı her şeyi yaptılar. Geçen oradan gelen bir arkadaşımız yardım görüntüsü bir şey dedi. Durum nedir dedim, bakayım bir şey var. Güngör abi dedi, çocuklar kurşundan ölmese açlıktan ölüyor dedi. Özet, şu anda özetle en son refah sınır kapısını kapattıktan sonra mamanın bile girmesine izin vermiyor. Böyle bir karşı karşıyayız. Belki de ben her zaman söylediğim var. 21. yüzyılda bizim de imtihanımız bu. Gazze'yle imtihan ediliyoruz. Elbette tarih kimlerin ne yaptığını, kimlerin ne yapmadığını, kimlerin izlediğini, kimlerin bu Siyonist çeteye, siz teorik olarak da ilahiyat biliminde bunu mutlaka işliyorsunuzdur. Bu sarmalı mutlaka not alacak. Şimdi şiddetle öyle bir boyuta geldiler ki, bunlar Yahudi. Üzerlerine üniforma girmişler. Vicdanım şunu soruyor, bunlar anne baba değil mi? Ben ciddi anlamda o noktayı sorgulayan biriyim. Arkalarına binaları yıkıyorlar, önünde selfie çektiriyorlar. Sonra orada dans ediyorlar. Ve o binaların içinde çocuk kim var, insan var. Bu gerçekten sosyolojinin ve bilimin de bir insanın nasıl bu hale geldiğini gerçekten tartışması gereken bir nokta var.
Şimdi real politik senedi, yani güncel baktığımızda işte sıcak gündem var, İran gibi, Filistin, Gazze gibi. Çok dinamik bir zaman dilimi içinde yaşıyoruz. İşte o kadar hızlı geçiyor ki biz bazen toplantılarda şunu söylüyoruz. Gündemi nasıl yakalayacağız? Yani gazeteciler bu gündemi nasıl yakalayıp takip edecek? Ama bunun yanında Gazze'de bu Netanyahu ve çetesinin bir yol haritası var, bir fiil var. Kaldığımız yerden 47'de o Arap devleti Filistin'de hiçbir zaman kurulmadı. Bugün bir Filistin yönetimi, otoritesi, devleti var. O gelen sürece kadar bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü olan, burası çok önemli. Yani Gazze ile Batı Şeria'nın ayrı değil, tanımlanmış bir toprak bütünlüğü, egemen ve bağımsız Filistin devletinin dünya, Birleşmiş Milletler, Filistin halkına söz verdiği halde, resmi belge olarak, söz verdiği halde kurulmadı. O haritaları hepiniz biliyorsunuz, 47'deki sınırlar, 2024'teki sınırlar. Şimdi şiddet sarmalındaki Gazze'yi anlatmak için bir örneklemeyle vereceğim. 2023 yılında Gazze kasabı Netanyahu, ben başbakan demiyorum. Başbakanlık çok onurlu bir makamdır. Gazze kasabı ne çıktı? Bir fotoğraf gösterdi, yeni Orta Doğu diye. Yeni bir harita gösterdi. İşgal ettikleri toprakları, Filistin topraklarına da yalnız o fotoğrafta Gazze ve Batı Şeria yoktu. Daha bu 7 Ekim'den önce, yani 2023 yılındaki BM Genel Kurulu'nda. 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu olsun olmasın Netanyahu Gazze'ye saldıracaktı. Peki neden Gazze'ye saldırı bu şiddeti yapıyor? Filistin mücadelesini yakından takip eden herkes bilir ki real, silahlı, diri, direniş ve doktrinsel olarak tek direnen Hamas. Diğer direniş grupları da tek demeyle de en etkili unsur Hamas. Bir ideolojisi var. Kudüs'ün özgürlüğü, bağımsız Filistin devleti. Silahlı kanadı var. Askeri etki oluşturabiliyor. Yani size bir bilgi olarak vereyim. Aksa Tufanı'nda Kassam'ın yaptığını anlamak için. Kassam bir ordu değil. Kassam yapılanması. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir ordu değil. İsrail ordusu gibi de yapılanması yok. Ama o yapılanma paramotörlerle hava indirme operasyonu yaptı. Deniz kuvvetleri yok. Botlarla amfibi operasyonu yaptı. İsrail'in deniz üstüne girdi. Özel kuvvet komutanlığı yok. Hani takip bordo belirleri yok. Çelik ve elektronik duvarları motosikletli timlerle açarak İsrail istihbaratını, asker istihbaratını yerle bir etti. Çünkü tartışık, böyle bir etki oluşturabilen bir yapıya sahip olmaz. Şimdi İsrail'in kendi şeyindeki en büyük tehlike bu. Ne diyor Netanyahu ve şimdi savaş kabinesi kurdular? Hamas'ı yeneceğiz, yeneceğiz. Gazze'yi tekrar kontrolümüzden elde edeceğiz. Yenmeleri için de en önemli uydu. Diyorlar ki, ölmemek için Gazze'yi terk edin. Siz yakından takip ettiğinizi bildiğim için detaya girmeden 7 Ekim'den bugüne baktığımızda Kuzey Vilayeti, Gazze City, yani Gazze Merkez, Han Yunus hattına doğru insanları güneye indirdiler. Bugün Refah bölgesinde 1,5 milyon insan yapıyorlar. Ne dediler bu süreçte? Mısır Sina çölünü alsın, Suudi Arabistan hac konaklama tesislerini alsın, Türkiye ve Müslüman ülkeleri dağıtalım diye defaatle bunu resmi olarak söylediler. Mısır almayacağım dedi. Amaçları o insanlar oraya gidip ölmek istemiyorsanız, burada çocuklarınızı katletmek istemiyorsanız Filistin'i boşaltın. Gazze'yi boşaltın. Ana stratejileri bu. Sonra burayı işgal etmek. Ne diyorlar bakanları? 2006'da Gazze'den çıkan İsrail ordusu vardı. İşgalci. Tekrar oraya geri döneceğiz. İşte bunları alt alta koyduğumuzda, hepsini koyduğumuzda elinde kastan tupayları dışında söyleyeyim, silah olmayan insanları katletmek olarak şey yapıyorlar. Ama görmedikleri bir şey var. Ben de bunu çok değerli buluyorum. Ben de bu kadar beklemiyordum dünyayı. İslam dünyası hariç, yani bunu da açıkça söyleyeyim, gurur duyuyorum. Şu anda Gazze mücadelesinin, Filistin mücadelesinin bayraklarını Türkiye yapıyor. Biz değil, bunu batılı gazeteciler söylüyor. Yani meslektaşlarımız, sizin kadar gündem yapan, siyasetten hazırlanmasında Türkiye'ye teşekkür etti. Bu açıdan yani ben ülkemizdeki şeyi bir gazeteci olarak her yerde hatırlatıyor ve yüksek düzeyde tutuyor. Şimdi mevcut durumu anlatayım ben size. Kaldığımız gibi işler döndü dolaştı, refahta tıkandı. Çünkü İsrail'in hesaplamadığı bir şey oldu. Dünyada bir dik dalgası var. Şunu gördük, Müslüman olsun olmasın dünyanın da kötülüğü taşıyabileceği bir limit var. Çünkü modern zamanlardayız, üst takım medya vermiyor, Twitter veriyor. ABD medyası, ABD için anlatıyorum. ABD'deki CNN International, işte Fox, NBC yayınlamıyor. Yayınlamıyor ama bir genç, fenomen, takipçisi 2,5 milyon olan bir genç, Gazze'deki çocuk ölümlerini yargılıyor. Ne oldu? Sizin de
gibi öğrenci olan kampüs eylemleri başladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği politikalar sorgulanmaya başladı. Bunun sonucunda dünyada ne oldu? İrlanda, İspanya ve Norveç Filistin devletini tanıyoruz dediler. Artık devlette bir ilişkisek öyle. Şimdi bu eşitte geliyor. Her şey refahta. Yani 7,5 ayda son dönem her şey refahta düğümlendi. Refah sınır kapısını işgal ettiler. Refah'ın merkezine girip tanklarını sokmaya çalışıyorlar ve Kastan'da savaşıyor. Mevcut durumda. Asıl bu şiddet salgınından sonra bundan sonra ne olacak? Bu iş nereye varacak? Bütün hepiniz de bunu soruyorsunuz. Gazze'de nasıl, ne zaman olacak? İşgalci İsrail'in Filistin ve Gazze konusunda da bu işgal politikası ve katliam politikası değişmeyecek. Netanyahu'nun yerine başka bir şey de koysa, Siyonist teşkilat üzerinde teşkil edilmiş bir devlet bu Filistinlere katliamı, saldırmaya devam edecek. Çünkü devlet politikaları, devlet değil gerçi, gayrimeşru bir yapı, politikaları bu. Şimdi Güney Lübnan'ı dillendiriyor bunun üzerine. Şimdi burada bu Gazze halkını kim kurtaracak? Mücahit Bey keşke burada olsaydı, Ömer Döngeroğlu var, merhum, rahmetli oldu. Biz kendisiyle bir sohbet sırasında Gazze ile ilgili müthiş bir şey demişti hocam, ben de çok etkilenmiştim. Biliyorsunuz biz maden bölgesiyiz. Eskiden teknoloji gelmeden madenciler güvercinle inerlerdi. Hızlı anlatacağım. Güvercinler kokuya hassas hayvanlar olduğu için ölü sörgaz kaçağında madende ses çıkartıp kanatlarını çarparlardı. Madenci de güvercine bakar, güvercin kanadını çarpıyorsa gürüz bölgesinden kaçar, hayatını kurtarırdı. Ömer Döngoroğlu hocamız bize dedi ki, Gazze'dekiler dedi, maden güvercinleri dedi. İnsanlar diyorlar ki, Siyonistlerden kaçın, kurtulun, hepinizi katledecek bu kadar bela. Gazze'deki ölenler dedi, güvercin. Şimdi geldiğimizde o kadar dünyada tehlike büyüdü ki, bu şiddet, insanlığın artık nereye evrilecektir. Gazze halkı verdiği mücadeleyle bütün insanlığı uyarıyor, şiddet geliyor. Buradaki tehlike bütün insanlığın tehlike. Aslında bir insanlık mücadelesi veriyor. Ben kısa keseceğim, 7,5 ayın özetini şu şekilde yapıyorum kısa süreçte. Kim iyilikler ikliminde, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, insani boyutta, kim iyilikler ikliminde, kim kötülükler liginde, kötülüklerin diyarında duruyor gördük. Gazze her şeyden önce bir insanlık mücadelesi. Türkiye'de herkesin Gazze'ye farklı bir bakış açısı var. Her şeyden önce biz Peygamber Efendimiz'in ilk kıblesi, o mübarek ayağıyla miraca yükseldiği bir Mescid-i Aksa'dan bir Kudüs şehrine istiyoruz. Özetle son cümle, Kudüs'ün tarihine baktığımızda en güvenli, en huzurlu olduğu dönemde Osmanlı'nın hizmet ettiği, Kudüs idare edilmez. Mekke Medine yönetilmez, hizmet edilir. Hizmet ettiği dönem, o açıdan da ben sizleri tekrar tutuyorum. Hocam da anlatacak, sonra devam ederiz. Teşekkür ederim. Dündar Bey konuşmasını bitirdikten sonra soru sorabiliriz tazeyken. Benim de bir sorum olacak. Sorusu olan var mı? Öyle. O zaman hocam siz sosyoloji bölümünü aydınlatırsınız. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle sayın rektörümüz nezdinde bu programı tertip eden, bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Barfest şenlikleri içerisinde böyle bir programa yer vermek oldukça kıymetli ve değerliydi. Çok da anlamlı bir sürece de denk geldi. Bu nedenle çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Filistin'i anlamak diye bir başlığımız var. Bunu şöyle bir soruyla daha farklı bir duruma da sokulabilir. Aslında İsrail bunca terörü, bunca vahşeti yaparken, soykırımı gerçekleştirirken motivasyonu nedir? Buna bakmakta fayda olduğunu görüyorum. Yani İsrail'in teopolitik motivasyonu her zaman önem taşıyor. Şimdi tarihsel açıdan İsrail'in ve Siyonizmin biz arka planına baktığımız zaman birçok boyut görüyoruz. Bunlardan birincisi esasen Yahudi
genelinde, Siyonizm özelindeki problem Avrupa'nın bir problemiydi. Bu tarihsel süreç içerisinde bir stratejiyle, teopolitik manevrayla İslam dünyasının göbeğine bırakılmış olan bir dinamik misalidir. Peki bunu niçin yaptılar? Esasen Siyonizmin ideolojik olarak saf ortaya çıkması Hristiyanlığa karşıdır. Çünkü Holokost cenderesi Avrupa'da yaşanmıştır. Avrupalılar, Hristiyanlar, Yahudilere karşı bakışı o dönemde bir kötülük üzerineydi. Yani İsrailler bütün kötülüklerin anası, genel anlamda Yahudiler ve bütün kötülüklerin yok edilmesi ancak İsraillerin yok edilmesiyle mümkün bir anlayışı vardı. Peki bunun için ne yaptılar? Bunun için Holokost katliamını yaptılar. Ve bu Holokost katliamını sonrasında Siyonizm ideolojisi ortaya çıktı. Yani Theodor Herzl'in öncesinde böyle bir Siyonizm ideolojisi hakimdi. Theodor Herzl asıl kurucusu değildir bu açıdan bakıldığında. Bu 2. Abdülhamit Han'ın manevra kabiliyetini kısıtlamak için yapılmış olan bir projeydi o sadece. Ama arka planında Avrupa'da Hristiyanların Yahudilere karşı bakışı son derece kötüydü. Azılı düşmanlarıydı Hristiyanların ve Avrupalıların Yahudiler. Bu nasıl oldu da bugün Filistin'in İsraillerin azılı düşmanları haline geldi? İşte bunun arkasında yatan en temel neden teopolitiktir. Biliyorsunuz Siyonizm aynı zamanda bakıldığında evangelizmle benzer birçok öğe ve eğilim taşımaktadır. Evangelist ve Siyonizm ortaklığı Filistin'de katliamların yapılmasına imkan sağlamıştır. Aslında Siyonizmin teopolitik arka planının meşrulaştırımında evangelizm ve Siyonizmin ortaklığı büyük rol oynar. Bakıldığında Siyonizmin birçok motivasyonunu artıracak teoloji içerisinde olduğunu biliyoruz. İşte Talmud'da, Tanakh'ta bunlar pasajlar halinde peyderpey dile getirilir. Evangelizm açısından baktığımız zaman da Kitab-ı Mukaddes'te dört başlık altında bunların çerçevesi çizilir. Aslında batılı bir stratejik akıl son dönemde yapmak istediği şey şu: evangelizm ve Siyonizm benzer öğelerini daha ön plana çıkarmak, aksayan yönlerini, engelleyici yönlerini, uyuşmaz yönlerini daha görünmez kılmak. Esas strateji bence bu. Şu anda bunun en büyük resmini görüyoruz biz Filistin soykırımında. Biliyorsunuz Filistin soykırımının ilk zamanlarında Joe Biden İsrail'i ziyaret etti ve orada bir cümle kullandı. Dedi ki Yahudi, Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok dedi. İşte bu kullanılan bu cümle, yani Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok cümlesi, evangelizm ve Siyonizmin ortak hareket ettiğini gösteren en somut kanıttır. Peki teolojilerindeki hangi motivasyonlar onları bu birlikteliğe zorluyor? Dört başlık altında. Birincisi ahit teolojisi.
İkincisi seçilmişlik teolojisi. Üçüncüsü arz-ı mev'ud teolojisi ki vaat edilen topraklar anlamında. Dördüncüsü ise seçilmişlik zırhına bürünen teopolitik arka planın ortaya koyduğu en güçlü figür olarak Mesih inancı, Mesih anlayışı. En arkadan başlayalım. Şimdi Mesih inancına baktığımız zaman hem Kitab-ı Mukaddes'te, evangelizm üzerinde hem de Siyonizm'in Talmud ve Tanah'tan yorumlarla ortaya koymuş olduğu ahit teolojisinde şöyle bir pasaj ortak geçen hem Kitab-ı Mukaddes'te hem Talmud'da hem de Tanah'ta geçen. Denilir ki Hazreti İbrahim ile Tanrı arasında bir antlaşma yapılmıştır ve bu antlaşmayla Yahudi millet yani İsrailoğulları kutsal bir millet, seçilmiş bir millet ve kendilerine de bugünkü Filistin toprakları vaat edilmiş bir toprak olarak ifade ediliyor. Hem seçilmişlik teolojisi burada ortaya çıkıyor hem de ahit teolojisi ortaya çıkıyor. Şimdi bu seçilmişlik teolojisi aynı zamanda evangelizmde de bir takım kendi içerisinde arka planında teokratik bir karakter taşıyor. Nedir bu? Şu, Amerika istisnacılığı diye bir olgumuz var bizim. Kitab-ı Mukaddes'ten devşirilen yorumlarda. Amerika istisnacılığı. Yani Amerika'nın bütün dünyaya nizam vermesi teokratik olarak Kitab-ı Mukaddes'te işlenen bir konudur. Amerika'nın yüceliği, Amerika halkının yüceliği, Amerika'nın bunun arkasına sığınarak tüm küresel ölçekte dizayn içerisinde olabilmesini meşrulaştıran bir haklı pozisyon olarak bunu sürekli dinamik tuttuklarını, diri tuttuklarını görüyoruz. Aslında Siyonizm'de ahit teolojisini Yakub'un soyundan gelecek, hatta Davud'un soyundan esas olarak gelecek olan bir Mesih'in sonrasında İsrailoğullarını kurtarıcı olarak hem topraklarını orada bir araya gelmede bütün İsrailoğullarını Filistin'de toplamak ve onların oradan yüceltilmiş bir nesil olarak yükselmesini sağlamak. Bu oldukça önemli bir ideoloji. Teopolitik olarak önemli bir ideoloji. İkincisi seçilmişlik. İsrailoğulları biliyorsunuz Tanah'ta da, Talmud'da da ve geçmiş öğretilerde de çokça anlatılır. Çok da detay tabii sizin kafanızı karıştırabilir ama seçilmişliği Tanrı tarafından vaat edilen ve bizzatihi bunun Hazreti İbrahim sonrasındaki diğer peygamberlere de bizzatihi ifade edilen bir söylem olarak siz kutsal bir neslin torunlarısınız. Sizin için karşıda duran Filistinler birer amelekedir. Bunlara saldırmak kutsal bir görevdir anlayışı vardır. Şimdi hem Tanah'ta hem Talmud'da bir ameleke kavramı var. Aslında Yahudilerin azılı düşmanları olarak bilinen bir amelek kavramı. Bunları Filistinlerle özdeşleştirip şu zamandaki amelekler Filistinlilerdir ve genel anlamda da Müslümanlardır anlayışıyla hareket edip ve hünharca saldırmak ve katliam içerisine girmek. Şimdi Talmud'da bir pasaj daha var tabii. O da buna bu motivasyonu sağlıyor. Diyor ki git onlarla savaş. Çoluk çocuk demeden, emziren bebek demeden, hayvanları da başta olmak üzere bütün her şeyi yok et diye bir pasaj var meali. O pasajı da kendi motivasyonları olarak kendi teopolitiklerini diri tutmanın en önemli ifadeleri olarak görürler. Biliyorsunuz zaman zaman
Netanyahu'nun söylemlerinde de bu ortaya çıkıyor. İşte Yeşua üzerinden, Yeşua şöyle söyledi, böyle söyledi. Biz bu Amaleklerle sürekli savaş halindeyiz ve bunları söküp atacağız. İşte bütün bunlara aslında baktığımız zaman seçilmişlik teolojisi, ahit teolojisi, arz-ı mev'ud yani vaat edilen topraklar teolojisi, bunların Mesih teolojisinde birleşmesi ancak ve ancak hem evangelizm teolojisiyle hem de siyonizm teolojisini birleştiren bir önemli olay meydana gelmesi gerekir. O da Armageddon Savaşı. Kitab-ı Mukaddes'te Armageddon Savaşı'nın pasajları daha geniştir. Ve Armageddon Savaşı'yla birlikte ancak Mesih'in gelebileceği söylenir. Armageddon olmadan Mesih gelmez anlayışı vardır. Siyonizm'de de bu anlayış vardır. Hatta İzmir'de 4. Mehmet döneminde Sabatay Selvi, değil mi? Şeyi vardı. Yahudi olup Sabataycılık olarak da bilinir bu halk arasında hatta. 4. Mehmet ne yaptı? 200 küsür kişiyle beraber yani Yahudi soyundan gelen Mehdi olduğunu, Mesih olduğunu iddia etti. Hemen onu tutukladılar. Yani İzmir'de oldu bu olay hatta. Bununla beraber birçok Mesih de kendini ortaya koymuştur aslında bu süreçte bakıldığında. Bu İsa Mesih beklentisi oldukça önemlidir Siyonizm için. Peki bu ortaklık ancak Armageddon Savaşı ile olacaksa bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü teolojilerinde şöyle bir şey var. Armageddon Savaşı Hristiyanlarla, Batılılarla Müslümanlar arasındadır. Müslümanlar arasında olacaktır. İşte bunu iyi bilen, iyi idrak eden biri ancak şu anda Filistin soykırımını ancak anlamlandırabilir. Çünkü birlikte nasıl hareket edebilirler ve bu amansız savaş hala nasıl devam etmekte? Motivasyonu sağlayan en güçlü teopolitik karakter budur bence. Şu andaki Filistin soykırımını sürecinde yaşanan duruma ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bu yeryüzünü ifsattır diye ifade edebiliriz. Bunun aslında Armageddon Savaşı olduğunu açık bir şekilde İsrail Dışişleri Bakanı söyledi. İfşa etti. Peki Armageddon Savaşı olarak görüyorlarsa sonrasında nasıl bir plan devrede? Nasıl bir strateji devrede? Şöyle bir şey düşünüyorlar. Yani inançlar bu. Teopolitik inançlar bu. Diyorlar ki eğer Armageddon Savaşı olursa İsa Mesih inecek ve Yahudilerle Hristiyanların birlikteliğinde kurtulmuş bir dünya oluşacak. Ama bu Armageddon Savaşı'yla da bütün Müslümanların da oraya katılmasıyla birlikte yok edilmeleri önemli. Elzemdir. O yüzden ısrarlı bir şekilde savaşı sürekliliğini sağlıyorlar. Diğer Müslümanların da devreye girmesi için zaman zaman işte İran'a yaptılar. Attılar İran'da onlara attı bir şeyler. Zaman zaman farklı fraksiyonlar da devreye giriyor. Ve Müslümanları oraya çekmek, İslam alemini, Müslüman dünyasını oraya çekip orada boğmak onlar için elzemdir. Çünkü Kenan diyarı ancak bu şekilde kazanılabilir. Allah'ın vaadi onlara göre ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Bunları bilmemiz oldukça önemli. Peki bunun karşısında biz bu teopolitik arka planı biliyoruz, artık öğrendik. Bununla ilgili aslında ne yapmamız gerekiyor? Yani bir Müslüman için ne yapılması gerekiyor bugün? Bu oldukça önemli. Aslında hayati olan budur. Görüyorsunuz Avrupa'da, üniversitelerde birçok eylem ve ayaklanmalar baş gösterdi. Ve şöyle bir kanı uyandı bende. Gazze devrimi Fransız devriminden daha etkili olabilir. Bu
Amerikan küresel dizaynının da sonunu getirebilir. İnşallah. Peki bu nasıl olacak? Bunun olabilmesi için bir iki önemli bir şeyi esasen bizim bilmemiz lazım. Biliyorsunuz Sezai Karakoç'un Diriliş Neslinin Amentüsü kitabı vardır, eseri vardır. Oldukça da önemlidir İslam dünyası için. Orada şöyle bir ifade kullanır. 2021 yılında vefat etmiştir. Bu arada anmış olalım. Rabbim rahmet eylesin. Sezai Karakoç der ki, 1000 yıl ömrüm bile olsa yine de bu Müslümanlar için sürekli hem dünya hem de ahiret dirilişini anlatmaya devam edeceğim diyor. Ben de şöyle bir ifade kullanayım. Gazze'nin dirilişi dünyanın insani ve vicdani dirilişine vesile olabilir. Müslüman aleminin dirilişine vesile olabilir. İnşallah. Böylelikle sözlerimi bitirmiş olayım. Daha da fazla uzatmana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Belki konuşmacıma da çok teşekkür ediyorum. Konunun daha iyi anlaşılması açısından sorularla belli bir süre devam edebiliriz. Soru sormak istesem, benim de bir sorum var. En son sorabilirim ben. Ses kontrol. Buyur hocam, Ümürlü hocam buyurun. Bir şey var mı, verebilir miyiz? Duyulur herhalde. Günger Bey'e soracağım ben. Teşekkür ederim öncelikle. İstanbul için. İki tane sorum olacak, çok farkınızı almak istedim. Buyurun. Öncelikle Lübnan, Suriye ve Irak, hatta Ürdün tam İsrail'in istediği kıvama geldi. Yani yarından tezi yok. İsrail dese ki ben Lübnan'a, Suriye'ye giriyorum ve buralar benim zaten vaat edilmiş topraklarım. Hatta Irak yani bize komşu olacak denilebilir. Yani Ürdün'ü de sayabiliriz. Burada İsrail'de oradan direnen bir güç görünüşe göre olmayacak. Belki İran'ın rekabet savaşçıları kısmen olabilir. Türkiye'nin PKK-YPG oluşumuna yönelik olarak yaptığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi harekatları bu Siyonist yayılmacılıkla bir ilgisi, bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz? İkinci sorun da Arap halklarının bu vurdum duymazlığı nereden kaynaklanıyor? Yani hem dindaşları hem soydaşları olan insanlar bu kadar zulüm görürken Suudi Arabistan gibi, Katar gibi, Kuveyt gibi gerçekten sosyoekonomik düzeyde çok yüksek olan insanların yönetimlerinden kaynaklı bir sindirmişlikleri mi vardır? Yoksa çok acı bir tablo sergiliyorlar. Bütün dünyanın, Hristiyanların, hatta Yahudilerin bu kadar ayağa kalktığı bir dönemde bu kadar vurdum duymaz davranmalarını siz nasıl yorumluyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Emrullah Bey çok teşekkür ederim. Vallahi soracağım soruyu sordum. Yani ben şimdi çok iyi oturuyor üst üste ama ben buna bir İran'ı eklemek istiyorum yalnız. Ben de yakından takip ettiğim için uzun süredir. Aslında Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde bende bunda da çok önemli bir şey var. Bakın Kasım Süleymani yıllardır Orta Doğu coğrafyasında Sünnileri katletmişlerdir. Yani bu bilinen bir şey. Kasım Süleymani'nin ya İranlı Şii milislerin o bölgede Suriye ve Irak'ta kullanılması aslında bu direnişin yani şeyle alakalı, İsrail'le alakalı, Arzu Mevut'la alakalı bu direnişin önünü açmak için bence ben öyle düşünüyorum. Bir aparat olarak kullanılıyordu ve bu konuda da ciddi şeyim var, kanaatim var. Onu belirtmek isterim. Yani o Orta Doğu'da engel teşkil edecek bunu en iyi Güngör Bey söyleyecektir ama benim okuduklarımdan çıkardığım kanaatimi burada bu soruyla beraber Şia'yı da yani İran'ı da katarak yani İran burada Şiiler bu amaç için ben kullanıldığını düşünüyorum. Zaten öyle oldu. Suriye'yi yönetenler şu anda anahtarı teslim etmek üzeredir. Orada Orta Doğu'da en büyük güç aslında Şii, Sünni şeylerdi, yapılanmalardı. O ortadan kalktı. Ya bu Arzu Mevut'un bir ucu. Hani böyle ülkemizde diyorlar ya bize kim ne yapacak diye. Aslında ben soruyu öyle soracaktım. İran'la daha İran oraya hizmet ediyor, Suriye oraya hizmet ediyor. Gerçekten öyle. İyi ki bizim ülkemizi yönetenler Kuzey Irak'tan indiler aşağıya. Oradan o dağları aşarak geldiler. Mevlüt Karayolu'nun önünü kestiler değil mi? Herhalde orada önemli bir nokta var. Onu Güngör Bey söyleyecektir. Ben de bu soru
Artık ikinci soruyla alakalı olarak yine bir ekleme yapayım. Yine o da benzer sorular. Bugün Müslüman camiayı yönetenler, benim takip ettiğim sitelerde arkadaşlar, 5-6 yıl öncesine, 7 yıl öncesine giden takip ettiğim, öncesinden takip ettiğim şey, bugünlerde gerçekten böyle bir durumla karşılaşacağı söyleniyor. Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve önemli İslam ülkelerinin liderlerinin hiç sesini çıkarmayacağını ve hayretler içinde girdiğini söylüyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada aslında o yorumların ne kadar haklı olduğu da ortaya çıkıyor. Buyurun. Şimdi 1991'de ABD'nin Körfez'e müdahalesinden sonra hızlı anlatacağım. Orta Doğu'daki bütün güvenlik mimarisi değişti. Güvenlik açısından, askeri, istihbaratı ve stratejik. 36. paralel. Bakın bugün konuştuğumuz her şey İran dahil, Suriye dahil. 36. paralelin ya altı ya üstü. Yani görseli aklınızda canlandırmanızı istiyorum. Değişti. Irak'ın hali, hepiniz Suriye'nin hali, yakından takip ettiğiniz ülkeler anarak Yemen'in hali, Libya'nın hali ve Filistin hali böyle şey. 91'den sonra ne oldu? İki kutuplu dünya, yani Sovyet bloku ve ABD dengesi bozulduğu için ABD'nin şu anda Orta Doğu'da 55 bin askeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Orta Doğu'da 55 bin üssü var. Kendi kıtasındaki Amerika kıtası hariç en büyük üssü Orta Doğu'da. Bir tek bunu anlatıyorum size anlamanız için. Peki ABD Orta Doğu'ya sırf petrol için mi geldi? Zaten petrol istediği şekilde çekiyor, alıyor. Niçin geldi? Az önce hocamın söylediği o Siyonist Evangelist İttifakı için. İsrail'in bu Filistin'i tamamen yok etme ve arzu mevcut olarak adlandırdığı süreç. Peki buna karşı direnecek, direniş eksen ne? Filistin direniş grupları, işte Hamas, El Fethi, hepinizi yakından takip ettiniz. Defaatle mücadele oluyor. Hepimiz onları biliyoruz. Buna karşı en merkezi direniş ülkesi Türkiye. Siz çok iyi bir soru sordunuz hocam. Türkiye, Suriye'de bu olaylar olurken, sığınmacılar geldi gitti demeden, güvenlik başlıklarından, burnunun dışı dibine kadar DEAŞ, kilise kadar geldiler. Burnunun dibine kadar PKK, ABD tarafından güçlendirirken, neden 2016 ayının, yılının Ağustos ayını bekledi? Suriye'deki iç savaş 2011 yılının Mart ayında Dera'da başladı. 2011'den 2016'ya kadar 5 yıl Türkiye neden bekledi? Sonuçta Türkiye'nin PKK'yı ve teröre karşı bir tehdit almasa. Neden? İçeride 17-25 Aralık vardı. Ne zaman ki 15 Temmuz durduruldu. 15 Temmuz'dan sonra Fırat Kalkanı Harekatı. Her şeyi anlamanız için bir şey söyleyeceğim. Peki bu harekata Ankara'daki devlet aklı neden Fırat Kalkanı adını verdi? Neden? Tamam. Hiç düşünürüz mü? Bir o, Fırat'ın 500 İsrail'in haritasında iki tane çizgi var. Biri Nil Havzası'nı temsil eder, Nil'den Etiyopya'ya kadar arzu mevhu, Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklar. Diğeri de Fırat ve Dicle'yi esas alan, onlar bir görüyorlar, burası diyorlar, Allah verdi bize, vaat ettiği topraklar. İşte Ankara dedi ki, Ankara dedi ki coğrafyaya, jeopolitiğe, Fırat kalkanı. Bu dedi PKK'ya da DEAŞ gibi, burnunun dibine kadar gelip alan oluşturuyorsunuz. Türkiye'de buna karşı Fırat. Bu mücadele jeopolitik olarak bu şekilde gidecek. Ne zaman ki İsrail ve Batı blokunun üzerine bir güç çıkacak, daha güçlü bir aktör gelecek, bastıracak onu. Bunun en güzel örneği Osmanlı'dır. Hani Orta Doğu'daki Osmanlı vardı. Bu mücadele artı ve eksileriyle devam ediyor. Ama konuyu dağıtmadan bizim burnumuzun dibinde teröristlerle en son Dolmabahçe Güvenlik Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politik dışında bir şey anlatıyor. Profesyonellerin, güvenlikle çalışan profesyonel yeni bir tanımlama yaptı. Teröristan. Ben de gazeteci Güngör Yavuz Aslan olarak soruyorum. Teröristan'ı çevir, tersinden Siyonistan. Hiç değişenmiş yok. ABD'nin inşa etmediği sayıları bugün 55 bin olduğu söylenen bir silahlı yapıya, adı YPG, PKK olur. Gerektiğinde İsrail için ölecek bir kara gücü oluşturuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri kendi askerlerinin burada ölmesini istemiyor. Bunun yerine bir yapı oluşturuyor. İşte o arzu mevhut için İsrail ordusuyla birlikte savaşacak, çatışacak, katliam yapacak ikinci bir yardı Suriye ve Irak'ta görüyor. Şimdi Türkiye açıkça şuraya dedi. Aslında çok büyük bir mücadele var. Sıcak gündemden gitmiyor. Asıl bizim batıyla mücadelemiz var. Ben bunu dedi darmadağın edeceğim. Neye rağmense rağmen dedi Türkiye. Yani bu açıkça söylendi. Masada da söyleniyor. Irak'a gireceğim. Ama geniş çaplı harekat yapacağım. Ardından da Irak sürüyor. Çünkü siz diyor, bu terörizm ötesinde diyor, arzu mevhutu kurmak için ve bölgeye bu tehdit ediyor. Şimdi soru şu, kocaman soru şu. Türkiye'nin buna gücü yetecek mi? Bu ne kadar zaman alınacak? Karşısında ne kadar etken verecek?
Şimdi devlet yöneticileri, isim vermeyeyim, devlet yöneticileri gittiklerinde bunu tek tek anlatıyorlar. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kahire'deki olağanüstü zirvesinde anlatıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Birliği'nin olağanüstü zirvesi Riyad'da anlatıldı. Irak'a gitti Bağdat ziyarete Cumhurbaşkanı aradı. Şimdi soru şu, bizim partnerlerimiz, bizim işbirliği yapacağımız ortaklarımız Arap Birliği için sonra bize destek verecek mi? Yani Türkiye'nin yanında olacaklar mı? Bakıyoruz İran'ın başı belada. Az önce hocam dedi bir sürü şeyler var. Şimdi İran'ın Orta Doğu'da İran dışında İran'da bir Şii ekseni. Şii ilerleden bir güvenlik stratejisi var. Hizbullah, Lübnan'da, Haçlı Şabi Irak'ta, Yemen'de kusurlar var. Bu İran'ın kendi bir mücadelesi. Ben şöyle bir soru soruyorum. Ben gerçekten Türkiye'de de bunun tartışılmasını istenen bir gazeteciyim. Şimdi ABD ve Evangelist ve Siyonistler, Batı bloku, Siyonizmin koridorunu kurmak istiyorlar, arzunu bu. İran Şii koridoru kurmak istiyor, İran. İran, peki Türklerin koridoru, biz neyi kurmak istiyoruz? Bizim güvenliğimiz söz konusuysa, aslında Türkiye'nin bunu tartışması lazım. Güvenlik stratejisi, bizim koridorumuz ne? Çin Azerbaycan'dan, Zengezur koridorundan başlayan, o etrafımızdaki güvenlik hatlarını Halep ve Kerkük'e kadar giden bir güvenlik iklimi oluşturacağız. Yani bu bir ülkenin toprağını işgal etmek gibi düşünmeyin. Benim de çok üzüldüğüm bir şey var gençler, size paylaşayım. Her şeyi emperyal olarak düşünmeyin. Bir gidip bir ülkeye bayrak dikmek gibi derdimiz yok. Yani Türkiye emperyal bir devlet olsaydı, 2002-2013'te Suriye'de çok ciddi boşluk vardı. ABD de yoktu, Rusya da yoktu, DAEŞ ve PKK da yoktu. Türkiye Şam'a kadar giderdi. Yani Özgür Suriye ordusu Şam'a girdi, Esad'ın ordusu tam işgal edebildik. Biz öyle bir devlet değiliz. Yani başkasının toprağında gözü olan bir devlet değiliz. Kendi toprağımıza göz önünde gözünü çıkartan bir devletiz. Yani bu bakış açısı var. Bu Türkiye'de tartışılması gereken, biz kendi güvenlik için, bu Siyonizmin de durur onların. İşte bu bir şekilde olacak. Şimdi Arap ülkelerine, ben geçen ay ismini verdim, 3-4 tane Arap ülkesine gittim. Arap ülkelerinin genelde şu salondaki sinerjileri yok. Olan çok Filistin hassasiyeti, Kudüs için mücadele veren, bugün Gazze'de bir sürü Arap ülkelerinden gönüllü var, Türkiye'den giden de var. Fazla açığa çıkmıyor, ilan edilmiyor. Bir şekilde denizden yüzerek diyorum ben gidip hani örnek verip orada savaşanlar var. Ama bu refleks, bu şey onlarda yok. Yani bir ülkede gittik, şoföre dedim, Filistin bayrağı yok dedim bak. Şu Bartın'ı bile dolaştığımızda 10-12 yerde Filistin, 20 yerde Filistin bayrağı görürüz. Yok. Çünkü bunlar İngilizler, Orta Doğu'da İngilizler, Fransa, ABD etkisinde olan bir yönetimler. Bugün Ürdün'ü örnek verdiniz. Baba Abdullah olsun, ikinci Abdullah, kral varlığını İngiltere'ye varlığı. Bu şey, bu işi aşamıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Cesaretsizler, ben yüzlerine karşı söylüyorum. Cesaretsizler. Arap-İsrail savaşları, ABD'nin bunu yaptıklarını gözlerini korkutmuşlar. Yenilmişler İsrail'e. Arap-İsrail savaşı, Suriye, Mısır'ın olduğunda. Yeniden böyle bir mücadeleye girmek istemiyor. En güzel örneği Mısır'dı. Refah kapısını açık tutabilir ama İsrail'le çatışmak istemiyor. İstemiyor. Bu şey için şöyle bir yorumum var benim. Türkiye'nin ya da bir ülkenin başını çektiği çok güçlü bir ittifak oluşması lazım. Yani buna bir Gazze ittifakı diyebiliriz, buna bir Kudüs ittifakı diyebiliriz. Ama şartlar bundan çok çok uzakta. Bakın Türkiye bile devlet aklı olarak temkinli gidiyor. Çünkü bir adım attığında, büyük bir adım attığında bir savaşın ve bir mücadelenin içinde bulabilirsin. Bir başka coğrafyaya, bir başka yere yardım etmek isterken kendi bekan ve kendi güvenliğin de tehlikeye girebilir. Dengeleydi ama Hamas yöneticileri son cümle İstanbul'a geldiler. Basına açıklanmayan dışında çok üst düzey teşekkür ettiler Türkiye'ye. Sayın Dışişleri Bakanı da zaten özetle bilinen ve bilinmeyen diyor. Bakın bu cümle benim için çok önemli. Türkiye dünyaya resmen diyor. Bilinen bilinmeyen. Ben diyor Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda açıktan destekledim sağda ve masada. Hamas'a da diyor sağda ve masadayım ama diyor bilinmeyen bir şekilde diyor. Türkiye gereğini gücü dahilinde yapıyor. Teşekkür ederiz. İsmim Rıza Çakın. Güngör Bey'e öncelikli olarak hoş geldin diyorum. Memleketimizin yetiştirdiği benim de çok sevdiğim bir kardeşim. Şimdi Güngör Bey, bizim esas beka sorunumuz aslında İsrail'in bu yayılmacı politikası içindeki sınırlarının vaat edilmiş topraklarının Türkiye'yi de içine almasından kaynaklanıyor. Evet. Biz gençlerimize siyasi altyapıyı bir köşeye bırakarak bu sorunun gerçekten sonunda toprak kaybına gideceği
ve büyük savaşın aslen Türk topraklarında yaşanacağıyla ilgili gerekli eğitimleri ama televizyon kanallarıyla ama üniversitelerimiz aracılığıyla verebiliyor muyuz? Bunun üzerinde çok ciddi durabiliyor muyuz? Yani bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin birçoğunun bunu çok ciddiye almamış gibi bir tavır sergilemesinden 60 yaşında ve ömrünü sizin de bildiğiniz bazı şeylere adamış birisi olarak söylüyorum. Çok üzülüyorum gerçekten. Yani gençlerimiz bunu daha iyi nasıl anlatabilirsiniz? Size de bununla ilgili tabii ister istemez bir pay düşüyor. Evet. Televizyonlarda. Şimdi Rıza Bey, Rıza Bey'in bende emeği çoktur. Benim öğreticimde. Size de tanıtayım. Kendisi benim için çok özel bir de. Teşekkür ederim. Yani her akşam sizi de seyrediyorum çocuklarımla gururla. Ya bu noktaya getirmemiz gerekiyor. Asıl beka sorunumuz yayılmacı İsrail ve Siyonizminin vaat edilmiş topraklarının son halkasının Türkiye'nin bir büyük kısmı, başta tarım alanları ve suyu olması gerektiğini nasıl daha iyi izah edebiliriz? Hepimize hocam. Çok teşekkür ederim. Hepimize görev düşüyor. Ben hani bazı insanların incitmeden anlatacağım. Öncelikleri farklı. Yani bir İstanbul'da çok ünlü bir yurt dışından sanatçı geldiğinde fenomen. Milyonlarca insan gittiğini düşünüyoruz. Ama kendisinin birinci derece etkileyecek olan konularda duyarlı konu, insanlarımızın biraz ben de dahil isteksiz oldu. Ondan konuşmaya başlarken buraya gelip doğalımız dışında bir şey yapıyor, özel insan. Mesela birçok şey anlatabilir. Siz soru sorarken aklıma ne geldi? Gençlerimize Filistin meselesinde Selahattin Eyyubi'ye adam gibi çok güzel bir şekilde öğretse çok bilinçli bir Kudüs nesli açarız. Aslında Mehmet Akif Ersoy şairin yanında da büyük bir mütevekkilliktir. Ne güzel anlatmış Selahattin Eyyubi'yi. Şarkın diyor en sevgili sultanı. Kudüs'ün fethi dışında bir kıssası anlatacağım. Hani Selahattin Eyyubi'yi öğretsek gençlerimize, Redkid'i, Tom Bix'i, Batılı kahramanları değil de bu tür şeyleri iyi öğretsek. Selahattin Samara'dır. Orada eğitim alır çocukluğunda. 2-3 cümle hocam hiç uzatmadan. Çocuklar çelik çomak oynar biliyorsun herkes. Kimisi dönemde toprakla, taşla oynar. Eğitim aldığı sırasında arkadaşlarıyla Selahattin çubuklardan bir cuma binleri yapmaya çalışır. Namazlarda çıkamıyorum ben. Çubukları üst üste koyup bir yapar. Arkadaşları etrafına gelip, ey Selahattin, çocuk Selahattin ne yapıyorsun oynaşırken? Ben diyor, Kudüs'teki diyor, Ömer Camii'ne minber yapıyorum diyor. Ne böyle kalıyor? Neden? Hocamız anlattı ya derste diyor. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethetti, sonra Haçlılar gelip onun yaptığı minberi yapmışlar ya diyor. Diyor, ben diyor bir gün Kudüs'ü fethedeceğim ve oraya o minberi tekrar koyacağım diyor. Selahattin Eyyubi biliyorsun en veciz sözü hiç gülmez. Kudüs'ü esirken gülmem diyen bir karakterdi. Ve ilk fethettiğinde Hazreti Ömer Camii'ne gidip o minberin yapılmasının talimatını verir. Şimdi siz bu hedefler olan, kızıl elması olan bir nesil şuur oluşturamadıktan sonra bir İsrail Başbakanı aslında bizi çok güzel özetliyor. Kur'an'daki diyor, Müslümanlar derse diyor, işimiz yaş diyor. Yahudi Kur'an'da anlatılan Yahudi de, Müslüman Kur'an'da anlatılan Müslüman mı? Onu gerçekten bütün İslam dünyası olarak tartışmamız gerekir. Ama bu iklim yok, bizde değil. Dünyada maalesef bu iklim yok. Yani Ali İzzet Begoviç yakın zamanın Bosna lideridir ama büyük bir entelektüeldir. Unutulan katliam tekrarlanır diyor. Bosna katliamında diyor, aklınızda kalan ne diye soruyorlar Ali İzzet Begoviç'e. Düşmanlarımızın yaptığı değil diyor, sırt başladı. Dostlarımızın sessizliği diyor. İşte siz sessiz kalmayanlar, bir şey yapmaya çalışanlarsınız. Ama gücünüz kadar bu mücadele devam edecek. Yani biz bugün Gazze'yi konuşuyoruz. Başka bir şekilde de bu mücadele bir yerde ne şey yapacak? Hepimize görev düşüyor. Çok iyi bir soruydu hocam. Teşekkür ederim. Ama hocam bir şey söyleyeyim. Texas Tom Hicks bizim çocukluğumuzda kaldı. Tabii artık şimdi, yok. Şimdi, doğru. Şimdi var. Telefonlar var. Evet. Onu söyleyeyim. Telefonlar yetiyor zaten. Üniversitedeki burada bu mesela İslam Bilimler Fakültesi öğrencileri burada dolu dolu oluyor. Yani bu bile bu soruya verilen cevap aslında. Buyur canım sen bir soru soracaktın. Selam Aleyküm hoş geldiniz. Samimler son sınıf öncesinde. Hocam benim şöyle bir sorum olacak. Birkaç gün önce Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin FEDBEK katili Gazze kasabı Netanyahu'nun tutuklanmasına karar verdi. Yani Amerika'nın buna karşı biz bu kararı anlıyoruz dedi. Yani biz bundan bir sonuç çıkar mı? Şunu da demek istiyorum. Hamas'a selam, diğerine işe devam. Eyvallah.
Hocama soru soracak olan var mı? Buyurun. Ben. Ben kısaca cevap vereyim. Bir şey çıkmaz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin iki taraflı, Hamas yöneticilerine de verdiği şekilde, sadece Netanyahu ve çetesine değil. Lahey'de iki tane şey var. Bir Uluslararası Ceza Mahkemesi, bir de Birleşmiş Milletler Adalet Divanı. Adalet Divanı İsrail devleti. Bir şey, polis ve teşkilat yok, jandarması yok. Gidip Netanyahu'ya bugün kerekçe bulacak dünyada bir sistem yok. Ama şöyle bir şey var. Sırplar, Milosevic, Bosna kasabı için de karar verildi. Yıllar sonra Bosna kasabı Milosevic yargılanıp tutuklanabildi. Belki bu konjektür değildi ama o ikili bir karar verdi. Hamas'ın siyasi kanadı lideri için de tutuklama kararı verdi. Batı'nın siyonistine şöyle tabii. Tabii. Merhabalar hocam. Biliyorum ki sizler de hoş geldiniz. Ben Muhammed Hocam'ın Armageddon konusunda bir yarıda kaldığını düşünüyorum. Çünkü vakit kısıtlı olduğundan dolayı galiba konuşmayı devam etmek zorunda kaldım. Hocam Armageddon kısmında Hatay Amik Ovası söz konusu. Hani bu konu hakkında biraz daha bizlere bilgi verirseniz, hani çünkü yakınlarda İran Cumhurbaşkanı ifade etti. Acaba siyasi anlamda da Güngör Bey'e burada da bir soru sormam lazım. Sıradaki hedef Türkiye mi acaba? Yani Türkiye'ye siyasi iç karışıklık olsun, siyasi devlet başkanlarımızın hayatı tehlikesi olsun veya başka bir problemler mi bizi bekliyor? Muhammed Hocam'a da dini anlamda Armageddon Savaşı'nın Hatay Amik Ovası'na çıkacağını söylüyor. Bu konu hakkında bizi bilgilendirirse sevinirim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Armageddon Savaşı'nı Kitab-ı Mukaddes'teki pasajlardan biz öğreniyoruz. Orada Kenan Diyarı lafzı var. Amik Ovası daha çok mitolojik olarak söylenen bir şeydir. Yani onun çok bilimsel, akademik bir yönü yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Armageddon Savaşı Kenan Diyarı'nda Müslümanlara karşı, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında bir savaş olacaktır ve Müslümanların yenilgisiyle sonuçlanacak ve dünya bunun sonucunda dünya kurtulmuş olacak. Böyle bir teoloji söz konusu. Tabii bu teoloji baktığımızda İsrail soykırımı açısından şu anda özdeşleştirilmesi de manidar tabii. Bu yüzden arka planını çok deşmek, aslında onun üzerine çok okumalar yapmak önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Süre de uzadı çocuklar. Burada bitirelim isterseniz. Bu çünkü çok örneklerle genişletilebilir. Evet, soru güzel bir soruydu. Ama bir küçük bir önemli bir soru var. Ben birkaç cümleyle. Kapitalizmle siyonizm ilişkisi. Yani önemli bir soru aslında. Bunu hocam çok kısa. Benim de bir sorum var değil mi? Onu da söyleyeyim. Kime? Tamam. Buyurun hocam. Hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm konuşmacı hocalarınıza. Şöyle bir şey hocam, aslında Armageddon'dan ziyade bu evanjelik Hristiyanlar içindeki kıyaslığı. Hristiyanların da Mesih inancında Mesih geldikten sonra Mesih Yahudileri Hristiyanlaştıracak diye de bir inanç var. Hani bunu nasıl bağdaştırabiliriz konuyla? Yani aslında mevzu aynen İsa Mesih, yani Hristiyan inancındaki Mesih inancında İsa Mesih geldikten sonra Yahudileri Hristiyanlaştıracak. Ama Yahudilerin Mesih bekası tabii ki Hazreti İsa'dan bağımsız kurtarıcı. Evet, teşekkür ederim sorunuz için Zeynep Hocam. Şimdi Yahudilerin Hristiyanlaştırılması söz konusu ama Kitab-ı Mukaddes'teki yine pasajlara baktığımız zaman Yahudi ırkının da, yani İsrail oğullarının da kutsal bir ırk olduğu söyleniyor ve onların da Hristiyanlara katılmakla birlikte Armageddon Savaşı'nda bu durum tam gerçekleşecek. Yani daha hem Yahudilerin hem Hristiyanların birlikte bir Armageddon Savaşı'yla bunun kurtarılması söz konusu olacak. Yani hem Yahudi hem Hristiyanların bir birleşimi olacak. Armageddon Savaşı sonrasında tabii ki. Burada bir uyumlaştırma politikası da söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. İkincisi, hocamın sorduğu soruda da kapitalizm tabii. Kapitalizm bugün Siyonizm anlatılırken kapitalizme girmemek mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya gözetiminde gerçekleşen ilk soykırım, Filistin soykırımı. Yani sosyal medyanın görüntülediği. Körfez Savaşı da büyük medyanın ilk görüntülediği savaştı. Bu açıdan bir dönüm noktası aslında. Ve Siyonizmin küresel kapitalist hegemonyasının bir maşası,
bir aracı olduğunu söylemek de önemli. Çünkü baktığımızda dünya küresel kapitalist ölçeğinde Siyonizmin evangelizminle beraber önemli bir yere oturduğunu görüyoruz. Bu açıdan eğer biz kapitalist meta tüketimin bir aracına dönüşmek istemiyorsak bu noktada boykot olmazsa olmazdır. Boykot Gazze direnişinin dirilişini sağlayabilir. Ancak bu da şunun da olabilir. İslam iktisadına sızmış olan kapitalist tüketim, kapitalist hegemonyanın tüm unsurlarını, öğelerini ve yapılarını bünyeden çıkarıp atmakla mümkündür ancak. Ve sonrasında İslam iktisadının ne bir şansına mülhasır bir özgün olarak teşekkürü söz konusu olmalıdır. Yani bu olmadığı müddetçe bence kapitalist küresel hegemonyanın dünya küresel düzenindeki etkisini yok etmemiz ve Siyonizme baş eğdirmemiz oldukça zor. Bunu bilmemize fayda var. Teşekkür ederim. Evet hocam, Türkiye dedin yani önemli isimler, hedefleri. Dünyada artık savaşlar ilan edilmiyor. Eski Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar çok iyi bir değerlendirme yaptı. Ben de gazeteci olarak kullanıyorum. Bir ülke Güngör Yavuzaslan hedefimiz demiyor. Artık savaşlar yaşanmıyor. Fiil olarak. Türkiye'de bu mücadelenin, bu ateşin içinde son olarak bir dakikayı geçmemekle biliyorsunuz tarihte bir Endülüs medeniyeti vardı. 750 yıllardan itibaren 1000'li yıllara kadar sürdü Endülüs. Endülüs'ün en son direniş kalesi Granada Melikliği'ydi. Granada düştükten sonra Endülüs düştü. Bugün Endülüs medeniyeti müze ve saray olarak. Şimdi ben bir gazeteci Güngör Yavuz Aslan olarak soruyorum. Gazze düşerse Kudüs medeniyeti ne olacak? Hepimizin ev ödevi bu. Bugün bütün Müslümanların Gazze düştükten sonra Kudüs ve Kudüs medeniyeti, Kudüs sadece bir şehir değil. Mescid-i Aksa gibi ibadet edenlere bir medeniyet. İlgilerin iki ucu diye bir yazım var benim. 750 yıllarından itibaren Endülüs'te Avrupa'ya çıktı. Endülüs medeniyetinin sonuna doğru 1071'de Büyük Selçuklu'yla Alparslan'la Anadolu'ya girdik. Biz Doğu Roma'yı yıkabildik. Yani Fatih Sultan Mehmet'te zaten Batı'da tarihçiler İlgor Hoca söylüyor. İki kişiyi Batılı tarihçiler unutmaz. Biri Kudüs'ü fetheden Selahaddin Eyyubi, iki de İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet. Bütün herkesi bir kenara ayırlar. Biz de işte bugünkü olarak entelektüel, aydın, sizin gibi öğrenciler, bu Gazze'yi kafaya ben Kudüs dostları diyorum. Gazze düşerse Kudüs medeniyeti ne olacak? Kudüs'ü tutamayız. Anadolu'yu da tutamayız. Hani son cümlem Mehmet Akif Ersoy diyor ki siper et gövdeni dursun bu hayasızca halka. İşte Gazze'nin özeti bu. Oradaki insanlar az önce dedi. Orada mücadele edenler. Kim ne derse desin. Hamas babalar gibi gidiyor vatanını ölüyor, vatanını terk etmiyor. Bugün bir köşe yazısı yazsam şunu bitirin. Gazze nasıl olsun? Ölüme rağmen vatanını terk etmeyen insanların öyküsüdür Gazze. Ölüme rağmen bir şey anlattım. Orada sağda olan arkadaşım bir şey anladı. Gazze merkez bombalanıyor. Teşvik dağıtı olmaz. Bu sokak bombalanıyor. Ve bu sokağında diyor 10 dakika sonra bombalanacağını biliyor diyor. Oradan gitmiyor diyor. Öleceksen diyor İsrail'den kaçan bir korkak gibi ölmeyeceğim diyor. Kendi evinde bekleyen bir cesur gibi öleceğim diyor Filistinli. Filistinli her zaman soruyor. Biz o kadar cesur olabiliyor muyuz? Soru, ana soru da bu. Çok teşekkür ederim. Hocam bitirelim isterseniz. Buyurun hocam, buyurun. Sayın hocam, Yahudilerin Filistin'den toprak alımından söz ettik de Anadolu'da şu anda veya daha önceki dönemlerde toprak alımları olmuş mu acaba İsrail'in özellikle? Onunla ilgili net bir rakam yok. Şimdi İsrailler bunu bireysel olarak değil de Kıbrıs'ta da yaşıyor. Çok iyi bir soru. Şirket ya da hülle yaparak ikinci el dediğimiz Avrupalı menşeli yatırım üzerinden gerçekleşiyor. Ama şu var, bu Milli Güvenlik Kurulu belgesine girdi. Yani Yahudi menşeli şeyle bununla ilgili ticaret. Bunlar net bir şey ama alındıkları güdülüyor. Özellikle kendilerini hocam anlatır, Türkiye'de önemsedikleri yerler var. Önemsedikleri yerler. Burada diyor, bizim tepkimizi bildikleri için Yahudi kimliği değil de bir şirket, yatırımcı ya da ikinci el üzerinden almaya çalışıyorlar. Teşekkür ederiz. Belki Hamas için söylenecek yeni şey ölümü öldürenler
yapıştırması belki daha iyi olacaktır. Onlarca yıl önce söylenen bugünler için söylenenlerin bugünlerde finaline yaklaştığımızı görüyoruz. Türkiye kadim devleti, devlet aklı nakış nakış işleyerek bugünlere geldi. Kendisini bugünlere hazırladı. Ben inanıyorum ki bu büyük hesaplaşmada biz Türkiye bireysel olarak bizler devletimiz bu işin üstesinden gelecektir. Şükrümüz yok. Türkiye yakışanı mutlaka yapacaktır. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir süre daha sahnede bekleteceğiz. Kendilerine katkıları dolayısıyla teşekkür belgelerini takdim etmek üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Orhan Uzun'u sahneye davet ediyoruz. Bartın Üniversitesi mezunuyum. Kendimi öyle seviyorum. Bizim için de olmuş. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Benim en torpilli yeğenim. Size de çekeceğim. Dostum beni atayla çekeceğim. Bak benden kısaydı beni nasıl geçmiş? Evet hocam, hep boyun hem ineğine gidiyor. Hep beraber bir fotoğraf çektirelim arkadaşlar. Aile fotoğrafı alacak. Sezai Bey. Hep beraber. Gençler. Hep beraber gençler. Gelin. Mustafa gençleri çağır. Mustafa hocam. Gençler de gelsin hep beraber. Evet arkadaşlar buyurun hep beraber. Hanımlar da önde de durabilir sahnenin önünde de. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Önde doğru şu bazıları da önde durabilir arkadaşlar. Önde durabilir.